Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ya artık Liftik Simülatör'de felaket kasıldım. Biliyorsunuz dünkü videoyu izlemişsinizdir arkadaşlar. Ama bugün ya dedim ki çok artık sürekli evdeyiz biliyorsunuz. Çıkamıyorsunuz belki çıkamıyoruz falan filan dedim. Farklı oyunlar oynamak istiyorum. Bugün Roblox değil de başka bir oyun oynamak istiyorum. Yani efsane oyun arkadaşlar. Göstereyim size ya. Harbiden şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar, Roblox Liftik Simülatör'de saatlerdir oynuyorum. Artık gerçekten Roblox Liftik Simülatör'de biraz sıkıldım. Ve mobilde arkadaşlar AFK Arena'da telefonumda oynuyordum. Fakat maalesef tabii ki yine ki şarj sorunu, biliyorsunuz arkadaşlar hep şarj sorunu. Ben de BlueStacks 4'e AFK Arena'yı kurdum ve burada başladım arkadaşlar. Tabii ki size başlangıç olarak göstereceğim. Sonra telefonumda oynarken kasılmıştım, maalesef şarjdan dolayı buraya yükledim. Ve şimdi burada kasılmış bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bu oyunda yapmanız gereken şeylerden bahsetmek istiyorum size. Kahramanlarınız var. Kahramanlar da sürekli arena içerisinde arkadaşlar, böyle level level harita harita geliştikçe tabii ki daha büyük 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 kahramanlarla savaşıyorsunuz. Fakat ilerleyen konumlarda gerçekten işler zor oluyor. Tabii ki biliyorsunuz ultime serisi var. Her kahramanın kendine göre bir ultisi var arkadaşlar ve level attıkça ultilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Ondan sonra kahramanlarınızın arkadaşlar, bakın göstermek istiyorum. Ve yeni kahraman çıktı. Tabii ki normal şartlarda benim hesabımda bu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi map'te sürekli ilerliyorsunuz ve hangi kahramanı kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Kahramanı istediğiniz yere yönlendirebilir. Tabii ki ilerleyen konumlarda 5 tane kahraman falan kullanıyorsun böyle. Ama bir dünya savaş kaybettim. Türkiye'de değil, dünyada oynanan oyun ve Türkiye'de de özel chatiniz var. Chatte sohbet edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bütün kahramanlarımızı ultisini kullanalım ve tabii ki ne yapalım? Oyunu bitirelim. Gördüğünüz gibi normal şartlarda kahramanların donanımları oluyor arkadaşlar ve şu anda tabii ki oyuna yeni başlanılmış bir hesapta tamamen boş bir hesap. Gördüğünüz gibi boş boş boş. Yeni kahramanımız yine aynı şekilde level atladıkça, bakın göstermek istiyorum. Mesela bunun becerileri var arkadaşlar. Şu anda bu açık. Level 11'de bu açılıyor. Level 41'de bu açılıyor. Tabii ki bu leveli atlamak için ne gerekiyor? Seviye yükseltmek için para gerekiyor arkadaşlar. Bakın örneğin. Ben buna seviye basayım. Buna basarak tutarak da böyle level atlatabiliyorsunuz. Şu anda becerilerden yenisi açıldı mı? Hayır. Açılmıyor. Ve inanın belli zamanlarda savaşı kaybediyorsunuz arkadaşlar. İşte o zaman hemen kendi hesabıma geçeyim, göstereyim. İşte level 19 oldum. Ben kendi telefonumda oynuyordum. Şu anda BlueStacks 4'te oynuyorum. Dedim ki artık yeter dedim yani şarj bitme sorunundan. Arkadaşlar ben bugün size aynı zamanda kahraman açacağım. Evet bakın, karanlık ormanda arkadaşlar belli bir vakitte sürekli yenilenen şeyler var. Mesela büyülü labirenti ben bitirdim. Ben buradan bir dünya para biriktirdim. Ondan sonra kralın kulesi var. Kralın kulesinde 28. kata kadar geldim. Sürekli kahramanlarımı arkadaşlar seviye yükseltebilmek için işte şu para birimlerini, altınları böyle değiş şeyleri, itemleri topluyoruz. Ben bugün Soylu Tavernası'ndan size 10 tane değil 20 tane kahraman açacağım arkadaşlar. Elimde bir dünya para biriktirdim. Çeviriyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Vardı, vardı. Yeni bir tane güzel bir kahraman çıkıyor galiba. Yeni kahraman. Isabella. Harika. Hadi bir tane daha güzel bir kahraman çıkar. Bir, iki farklı. Bunlar vardı. Harika. Bir tane daha açıyorum. Hadi abi güzel güzel çık. Güzel kahraman çık. Bunlar çok önemli. İlerleyen savaşlarda inanın var ya. Hızlıca çevirelim. Kahramanlara ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Ve çok güzel kahramanlar çıkardım. Of. Harikasın. Aynı zamanda 4 tane de bundan var elimde. Bu itemden. Eleta. Oh, yeni kahraman abi. Harika. Bir tane daha. İşte bu. Aldatıcı güzellik. Ankira. Harika. Of, tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı kahramanlara fazla oldu. Bunları birleştirip güçlendirebiliyoruz. Yükselme tapınağına geliyoruz arkadaşlar. Mesela aynı kahramanları üst üste koyacağım. Bende 32 levellik bir tane bundan vardı. Ve 1 levellikleri basıyorum. Şu anda yükseltiyorum arkadaşlar. Vay. Çok iyi be. Yine aynı şekilde 32 levellik başka kahraman vardı. Aynılarından birer tane daha çıkardım arkadaşlar. Ve onları da yükseltiyorum. Çok güzel ya. Bakın örnek vermek gerekirse arkadaşlar, donanım kuşan diyoruz. Yeni donanımlarımız şu anda geliyor etrafımıza. İşte bu. Bunlar aynı zamanda belli, bakın, nadir eşyaları iyileştirme özelliğimiz var. Mesela bunlardan, eşyalardan tüm hepsini koyup elimde fazla malzemeler var. Bu malzemeleri de tabii ki savaşlıkça elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onaylayarak güçlendirmeyi sağladık. Ne kadar çok güçlendirirsek o kadar çok canımız ve savaş gücümüz artıyor arkadaşlar. Aslında elinde birçok yeni kahraman var. Bunları deneyeceğim. Fakat levelleri düşük. Yani doğal olarak da savaşı kaybetme olasılığımız çok yüksek. Ben aynı kahramanlarla savaşmaya devam edeceğim. Ve aynı zamanda şu anda ekranda gördüğünüz kod arkadaşlar size elmas verecek, bilginiz olsun, onu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın kendi hesabımda otomatik ve çarpı 2 hızını elde ettim. Çünkü neden? Oynadıkça level atlıyorsunuz ve bu özellikleriniz açılıyor arkadaşlar. Çarpı 2 hızında oynuyorum ve harika bir oyun arkadaşlar. İnanın şu anda az önce gördüğünüz, bilmiyorum ama... Bakın şu kardeşimizin elindeki sopa böyle değildi bildiğim kadarıyla. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şu anda savaşlar benim için easy ama inanın felaket zorlanmıştım arkadaşlar. Tabii ki ne yaptım? Karanlık ormanda
Büyülü Labirent ve Kralı Kulesi'nden kazandığım şeylerle ve bu arada global olarak başka kişilerle de savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Arenaya giriyorsunuz, burada dünya bazında tüm herkese savaşabiliyorsunuz. Tabii ki ben eziliyorum yani, o derece oyun felaket zor. Ve sohbet kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz kişiye soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Türkçe kanalı ve dünya basında oynandığı için de aynı zamanda global kanalı var. Yani dünya kanalı ve Türkçe kanalı. O bakıma çok güzel olmuş oyun. Yani Türkiye'ye bazlı olarak çok şey sunmuş size. Şurada bir kod paylaşmışlar da ben o kodu denedim mi diye denemek istiyorum. Aynen, kullanmışım arkadaşlar. Oyunda görevleriniz var. Görevlerdeki altınları toplayarak arkadaşlar tabii ki ne yapıyorsunuz? Bakın sürekli her yer size elmas veriyor. Yeni kahramanlar açıyorsunuz. Yeni kahramanlığınızı yükseltiyorsunuz ve bir dünya savaşa katılıyorsunuz. Haritada ben şu anda 3. alandayım. Fakat gördüğünüz gibi bir dünya haritanın boyutuyla beraber bayağı bir ilerlemeniz gerekiyor. İnsanlar var ya, chatte ne kadar zorlandan bahsediyor. Efsane oyunu anlatabilecek yani birçok şey var. Fakat bu videoda anlatamayacağım. Kısa kesmek zorundayım. Hemen açıklama kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Link var. Yani bence eğlenerek ve Ramazan ayında ve bu tabii ki dünyada ve Türkiye'de olan evden dışarı çıkamama sıkıntısında çok güzel zamanı geçireceğiniz bir oyun diye düşünüyorum. Bu arada BlueStacks'in ve aynı zamanda AFK Ayran'ın açıklama kısmında linki olacak. Kesinlikle indirin abi, şarj felaket yiyor. BlueStacks bu kısımda da çok fazla işinize yarıyor. Görüşmek üzere.